Aynı davranışları tekrarlayarak farklı bir sonuç beklemek en büyük aptallıktır diyor ünlü bir bilim adamı. Burada ne anlıyoruz? Sen sonucu farklı istiyorsun. 2 artı 2 4 geliyordu ama sen 6 istiyorsun. O zaman ne yapman gerekiyor? Farklı rakamlar koyman lazım değil mi? Yani 2 artı 2 değil 3 artı 3 6 yapar. O zaman 6 geliyor. Ama sen aynı davranışı, aynı rakamları koyarak 2 artı 2 yan yana koyup 6 beklemen işte bu en büyük aptallıktır. Nokta. Şimdi bunu kafana koyman lazım. Sen farklı bir sonuç istiyorsun. Ne olabilir? Mesela satışını arttırmak istiyorsun. Ticaretle uğraşıyorsun. Para kazanıyorsun. Devamlı sana her ay 20 bin euro para geliyor. Öyle düşün. 20 bin euro para geliyor ama sen bunu arttırmak istiyorsun. 30 bine veya 50 bine çıkarmak istiyorsun. O zaman ne yapman lazım? Farklı bir davranış sergilemen lazım. Yani dükkanın varsa, örnek veriyorum, dükkanın varsa yani senin yanına müşteriler yürüyerek geliyorsa ve bu şekilde 20 bin euro kazanıyorsan bu sefer farklı bir bakış açısıyla ne yapman gerekiyor? Ne ekleyebilirsin? Örneğin dijitalleşebilirsin ek olarak. Çünkü sen 20 bin euro değil 30 bin euro kazanmak istiyorsun veya 40 bin euro kazanmak istiyorsun. Dijitalleşme yani Laufkundschaft dedikleri hani bu yürüyüp gelen müşterilerin haricinde kendi bölgenin dışında da müşteri bulabilmek için dijitalleşmen gerekiyor. Yani farklı bir davranış sergilemen gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani farklı bakış açısına sahip olarak farklı alternatifler bulacaksın ve o şekilde sonuca ulaşabilirsin. Yani arzuladığın sonuç neyse o şekilde ulaşabilirsin. Mesela bir tane örnek daha vermek istiyorum. Ailende bir huzursuzluk var. Mesela zevcenle iletişimde sorun yaşıyorsun. Ama bunu yıllardan beri yaşıyorsun. Devamlı yaşıyorsun. Sen artık uzmanlaştın. Biliyorsun ben şu damarına bastığım zaman benim zevcem sinirleniyor. Biliyorsun artık. Ama yine aynı davranışları tekrarlayarak yani o damarı tekrar tekrar o damara basarak aynı sinirlilik halini ne yapıyorsun? Aktif haline getiriyorsun. O zaman basmayacaksın. Yani o düğmeye basmayacaksın. O damarına basmayacaksın. Bunu öğrenmen lazım. Bunu öğrenmiyorsan, inat ediyorsan o zaman bu işte en büyük aptallıktır diyor bilim adamı. Dolayısıyla bunun yanında başka örnek daha verebilirim. Sen yıllardan beri beni takip ediyorsun. YouTube videolarımı izliyorsun. Çok da güzel diyorsun. Alkışlıyorsun her seferinde. Beğeniyorsun. Çok iyi. Fakat o videolar ile sen davranışını hala değiştirmiyor ve sonucu farklı hale getirmiyorsan işte bu en büyük aptallıktır. Zamanını ne yapıyorsun? İsraf ediyorsun. Ziyan ediyorsun. Çok güzel diyorsun. Alkışlıyorsun. Beğeniyorsun. Like atıyorsun. Ama davranışını değiştirmedin. Uygulamıyorsun. Hayatına yansıtmıyorsun. İşte bu en büyük aptallıktır diyor bilim adamı. Bunun yanında şunu da ekleyebilirim. Mesela İnsanlarda kıtlık bilinci var değil mi? Çoğunlukta insanlarda kıtlık bilinci oluşturuluyor. Ana akım medya tarafından pompalanıyor devamlı. Hep böyle ekonomik krizler, yandık, bittik, öldük, paramız yok. Yok, 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 yok dedikçe yok oluyor. Bununla alakalı videolarımız da var, izleyebilirsiniz. Sen şimdi bu kıtlık bilinciyle inat ederek davranışları tekrarlarsan, yani bu kıtlık bilincine sarılırsan sonucu kıtlık oluyor. Yani ekonomik sıkıntılar oluyor. Kendi ailende, cebinde, işinde devamlı nereye odaklanıyorsun? Kıtlığa odaklanıyorsun. Çünkü sana öyle öğrettiler. Bunu sana öğretmenin öğretti, annen baban öğretti, sana bunu ana akım hala öğretiyor. Dizilerde öğretiyorlar. Bakın inceleyin. A4 kağıdı alın böyle. Bir dizi seyrediyorsanız, hangi dizi olursa olsun fark etmiyor. Not alın. Yani kıtlık la alakalı, ekonomik kriziyle alakalı cümleleri yazın. Yüzlerce çıkacak bir saatlik videonun içerisinde. Dolayısıyla sen o diziyi, o kıtlık bilincini sana yükleyen ana akım medyayı, haberleri, dizileri izleyip berekete ulaşman mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Çünkü o davranışı sergiliyorsun, sonucu kıtlık olacak, ekonomik kriz olacak. O da bir örnek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sen artık bunu kavraman lazım. Ben paramda bereket istiyorum. Bolluk istiyorum. Bunun yanında huzur istiyorum örneğin. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi aile huzuru istiyorum. Veya
sağlıklı düşünmek istiyorum. Veya özgüvenimin artmasını istiyorum. Bunu istiyorsun değil mi? Bunlar senin istediğin sonuçlar. O zaman şimdiki davranışlarını değiştirmen lazım. Bunu kavramaya çalış. Yani bunu anlamaya çalış. Bunu anlarsan, bunu mindset olarak beynine programlarsan bunu, o zaman davranışlarını değiştirirsin. Bolluk, bereket oluşması için. Aile huzurunu arttırmak için. Özgüvenini arttırmak için şimdi, hemen şimdi davranışlarını, bakın davranışları diyorum. Düşüncelerini değiştirdin. Duyguların da değişiyor zaten. Ve davranışına yansıttın. Davranışları değiştirmeye başladın. Sonuç değişmeye başladı. Sende bolluk oluştu. Bereket oluştu. Aile huzuru oluştu. Özgüven oluştu. Fırsatlar geldiği zaman hemen yakalayıp onu değerlendirme oluştu artık sende. Neden? Çünkü sen artık davranışlarını değiştiriyorsun. Sonucu da değiştiriyorsun. Dolayısıyla sen davranışları değiştirmeden farklı sonuç elde edemeyeceksin. Bunu kafana koy. Yani aynı tas, aynı hamam ile sen farklı bir yere gelemeyeceksin. Şunu da söyleyeyim. Bak bu videoyu çok beğendin. Like atacaksın, seveceksin, güzel diyeceksin. Hocam çok doğru söylüyorsun. Diyorsun ama şunu da eklemek istiyorum. Ama insanların çoğunluğu, sen de belki bunların içerisindesin. Büyük bir kısmı neyi değiştireceğini bilmiyor. Hangi davranışı değiştireceğini bilmiyor. Yani tamam diyor hocam çok doğrusun diyor, haklısın diyor ama ne yapacağını bilmiyor. Yani büyük bir kısmı bilmiyor. İşte o yüzden biz yıllardan beri hep söylüyoruz, her videomuzda söylüyoruz. Ön görüşmeye gel diyoruz değil mi? Ön görüşmeye gel, formu doldur, gönder. Bak o ön görüşmede senin hangi davranışların değişmesi lazım? Sana onu anlatıyoruz, bak diyoruz şunu değiştireceksin, şu sonucu elde edersin. Bak şunu şöyle değiştirirsen şu sonucu elde edersin diyoruz. Biz yıllardan beri bunu söylüyoruz zaten size. Ve biz bunları yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yaptık, yapıyoruz, yardımcı oluyoruz onlara. Ve her gün, bak her gün, her gün neyi paylaşıyoruz? Bak kişi önceden böyleydim diyor. Şimdi böyleyim diyor, bak değiştim diyor, gösteriyor. Bunun gibi yüzlerce paylaşım yapıyoruz. Günlük olarak bazen 3 tane, 4 tane paylaşım yapıyoruz. Yani şöyle bir mantığını çalıştır, beynini çalıştır. Artık bunu anlayabilmeniz lazım bu kadar videodan sonra. Ben de yapabilirim ya, ben de davranışlarımı değiştirirsem sonuçları değiştirebilirim. Ben de yapabilirim. Bu konuda kendine güven. Senin diğer insandan farkın ne? Sen bekliyorsun sadece. Davranışları değiştirmeyi bilmiyorsun. Hangi davranışları değiştireceğini bilmiyorsun. Sen de ona ulaşabilirsin. Sen de onun gibi olabilirsin. Senin ondan pek bir farkın yok. Sen sadece davranışını değiştirmedin. Davranışını değiştirirsen sonuç da değişecek. Kesinlikle değişecek yani. Çok basit yani, bunu herkes yapabilir. Ama bunu tek başına yapamıyorsun. Çünkü bilemiyorsun ki, hangi davranışını değiştireceğini bilmiyorsun ki. Bilseydin zaten değiştirirdin. Hani bazıları diyor ki hocam ben biliyorum. Neyi değiştireceğimi biliyorum. E değiştirseydin o zaman. Niye bekledin 20 seneden beri? Hocam ben nerede hata olduğunu biliyorum. E biliyorsun ama o değil işte. Bilseydin değiştirirdin zaten. Dolayısıyla bazen işte şunu da söylemek istiyorum. Bilmek de yetmiyor. Hani her seferinde söylüyorum. Belki aynı örneği tekrar tekrar veriyorum ama. Mesela 120 kilo bir kişi var. 120 kilo. 40 kilo fazla bir kilosu var değil mi kişinin? Bu 120 kilo kişi 120 tane diyetle alakalı kitap okumuş. Biliyor. 120 ayrı diyet çeşidini biliyor. Ama hala aynı. Kilo veremiyor. Yani bilmek yetmiyor sevgili arkadaşlar. Bilmek davranışı değiştirmiyor. Davranışı değiştirmek için bilgini hayatına yansıtman lazım. Yani bilgi olman lazım. Bilgili değil. Bilgi insan ne demek? Bildiklerini davranışına yansıtan, hayatına yansıtan insana bilge diyorlar. O yüzden biz sık sık söylüyoruz değil mi? Diyoruz ki bak bu videoyu izledikten sonra bunları not al. Sonra bunları öğrendiklerini davranışlara yansıt diyoruz değil mi? İşte o zaman işe yarıyor. Ve bu öğrendiklerini davranışlarına yansıtabilmek için, hareketlerini yansıtabilmek için sana bir uzman rehberliği lazım. Yani o seni takip ediyor devamlı. Seni harekete geçiriyor. Hadi diyor ne bekliyorsun diyor. Yani bir antrenör gibi düşün. Ya şimdi bir kişi boks yaptığını düşün. Şampiyon olmak istiyor. Boks şampiyonu olacak. Bu kişi antrenörsüz boks şampiyonu olabilir mi? Onu yönlendirmeyen bir adam yanında yoksa şampiyon olabilir mi? Hayır.
Olamaz, mümkün değil. Yani bir antrenöre, bir rehbere senin yanında seni harekete geçiren, seni canlandıran, sana doğruyu gösteren, bir yol gösteren olması lazım. Yoksa biraz önce dediğim kişi gibi 120 tane kitap okumuşsundur, 120 kiloya sahipsindir ve 120 tane diyet tekniğini biliyorsun, hala kilo veremiyorsun. Niye? Çünkü senin bir rehberin yok. Ondan dolayı, yani sana bir antrenör lazım, bir antrenörsüz olmuyor bu. Bunu kafaya koymaya çalış. Artık bunu yerleştir. Antrenörsüz, bir yol gösteren olmadan, bir uzman olmadan, yanımda bir mentor olmadan ben arzuladığım hedefe varamayacağım. Daha huzurlu, daha bereketli bir hayata sahip olmak istiyorsan sen de, o zaman bu öğrettiğim teknikleri sen de artık, bak artık diyorum, bunları hayatına yansıt, davranışlarına yansıt, harekete geç, bir uzmana danış, bir eğitim programına katıl. Yani canlı bir eğitime katıldıktan sonra sen de o plan çerçevesinde arzuladığın hedefine ulaşabilirsin. Bak, sana da başarı, bereket ve huzur konusunda yardımcı olmamızı istiyorsan, binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi, o zaman bizimle iletişime geç. Bizimle iletişime geçmenin bir yolu var. O da videonun altında linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ön görüşmede sana hangi davranışlarını değiştirmen gerektiğini, 6 yaşındaki çocuğu anlatır gibi anlatıyorum. Nasıl değiştireceğini anlatıyorum. Sana yol gösteriyorum, bir plan veriyorum. Sen de, hani o binlerce insan paylaştı ya, programlara katıldılar. Yazıyor işte, bak hocam ben böyleydim, böyle oldum diyor ya. İşte sen de onun gibi yazacaksın Allah'ın izniyle, ben biliyorum. Sen de istediğin yere geleceksin. Sen de huzurunu artıracaksın. Sen de bu sıkıntıların içerisinden çıkacaksın. O yüzden hemen harekete geç. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.